Anne adaylarının bebek için günlük aldıkları kaloriyi 350 kilokalori gün olarak arttırmaları yeterlidir. Gebeyken aktivite yapmanızda, spor yapmanızda herhangi bir sakınca yoktur. Gebelik bazı gebelerde uyku düzenini bozabiliyor. Neticede bedeninizde yeni bir canlı büyüdüğü için onun oluşturduğu baskıyla akciğerlerinizde, kasıklarınızda, bütün bedeninizde farklılıklar hissedebilirsiniz. Merhabalar, Doçent Doktor Pınar Kadiroğulları ben. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün sizlere anne adaylarının en heyecanlı olduğu gebelik süreci hakkında doğru bilinen yanlışlardan bahsetmek isterim. Anne adayları karınlarında bir mucize, boy alıp büyümeye başlamışken çok fazla endişeli olabiliyorlar ve bazı şeylere gerçekten inanabiliyorlar. Mesela, aman yavrum sakın rafa uzanma, kollarını sakın havaya doğru germe gibi yanlışlar. Bunlar gerçekten doğru mu diye sorarsanız cevabım net bir şekilde hayır olacaktır. İnsanlar, daha doğrusu anne adayları rafa uzandı, elini kolunu kaldırdı ya da gerindi ya da yerden bir şey aldı diye kolay kolay düşük olmaz. Düşüğün altında yatan sebepler çok daha komplekstir. Genellikle erken haftalarda olan düşüklerde genetik süreçler rol oynayıp olup bebekte bir problem olduğundan dolayıdır. Yani kısaca doğal seleksiyon diyebiliriz. Sizi pamuklara sarıp yatırsak da düşecek bir bebeğin düşmesine kimse engel olamayacağı gibi istediğiniz hareketi yaptığınız sürece ki fazla aksiyon içermeyen düşüğe de sebebiyet vermezsiniz. Kadınlar gebe kalmalarıyla beraber etraflarından en çok şu sözü duyarlar. Aman yavrum sen gebesin, hadi şunu dayı. Hadi karıcığım aç ağzını, şu lokmayı da al. Özellikle kayınvalideler ve anneler. Yavrum yesene, bak bebek besinsiz kalıyor. Bir bakmışsınız porsiyon ikiye çıkmış ve neredeyse yarım dünya olmuşsunuz. Gerçekten gerekli mi? Aslında bakılırsa hiç de gerekli değil. Gebe kadınların, anne adaylarının bebek için günlük aldıkları kaloriyi 350 kilokalori gün olarak arttırmaları yeterlidir. Nedir yani bu? Bir bardak süt, bir kase yoğurt gibi. Ekstradan sadece küçük bir takviye yapmanız kafi. Yoksa porsiyon porsiyon, tabak tabak eklemeniz ancak sizi şişman hale getirecektir. Bu sebeple gebelikte fazla beslenme değil, dengeli beslenme önemlidir. Unutmayın. Anne adaylarının kafasını kurcalayan ve etraftan sıkça duydukları bir şey. Şeker sükleme testi sakın yaptırma yavrum. Türkiye'de nedense böyle bir algı var. Nereden ve nasıl yerleşti bilmiyoruz ama belli bir yaş üstü, anneanne babaanne diyebileceğimiz ebeveynlerde genel olarak şöyle bir kanı var. Gebe kadınlar şeker yükleme testi yapılırsa bebek engelli olur, annede şeker hastalığı olur, bebekte şeker hastalığı olur gibi. Aslında bakılırsa bunların hiçbirinin geçerliliği yok. Şeker yükleme testi asla size ya da bebeğinize zarar vermez. Şeker yükleme testi gebelikte özellikle gebeliğe bağlı olarak salgılanan bir hormondan dolayı oluşan şeker mekanizmasını bozan durumu tespit etmek için kullanılır. Gebelerde 24. haftadan sonra salgılanan bu hormon insülin seviyeleriyle oynadığından dolayı gebenin aldığı karbonhidrat ve şeker seviyeleri kolayca düşürülemez. Kolayca düşmezse gebelik şekeri oluşur. Oluşan şeker bebeğe de plazenta aracılığıyla geçeceğinden dolayı bebekte organ hasarı, suyunun fazlalığı, iri bebek ve doğumda komplikasyonlara sebep olur. Yani gebelik şekerinin kendisi oldukça tehlikelidir. Biz eğer 24-28. Hafta arasında şeker yükleme testi yapıp bunu tespit edersek bütün bunların önüne geçebiliriz. Şeker yükleme testi de sanılanın aksine size öyle kilolarca şeker verme şeklinde değil. Bayağı bildiğiniz bir dilim baklavadaki şerbet kadar, bir tablet çikolata kadar ki hangi gebe yemiyor bunları? Size 75 gram glikozun yani hazırlanmış şekerin, toz şeker gibi düşünün, bir bardak suyun içine atılıp karıştırılmasıyla içirildikten sonra birinci saat ve ikinci saat şeker seviyenize bakılmasıyla yapılan oldukça kolay ve altını çiziyorum zararsız bir testtir. Şeker yükleme testinin sonuçları sizin ve bebeğiniz için faydalıdır. Lütfen büyüklere, etraftakilere, yanlış bilgiyi size doğruymuş gibi satanlara inanmayın, itibar etmeyin ve şeker yükleme testinizi yaptırın.
Anne adayları gebelik haftasının ilerlemesiyle beraber büyüyen karınlarından dolayı dengeyi sağlamakta ve postürlerini düz tutmakta zorlanabilirler. Gebelik esnasında piyasada oldukça fazla bulabileceğiniz belden destekli karnı havaya kaldıran korseler vardır. Kadınlar bu korseleri kullanmak ister. Genç nesil biraz daha açık ama genelde etraftaki büyüklerinin uyarısıyla sakın kullanma, karnına zarar verir, doğumu başlatır gibi algılar vardır. Bunların hiçbirisi gerçekçi değildir. Eğer gerçekten ağırlık merkeziniz bozulduğu için öne eğilmeye meyilli, omuzlar, memeler, karın sebebiyle öne çekmiş sırt ve bel ağrıları yaşıyorsanız alttan gebelik sırasında bel desteği olan kaldıraçları, korseleri kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde doğum sonrası korse kullanımını da tavsiye ediyoruz ama amacımız kilo vermek değil. Yanlışlardan bir tanesi korseyle kilo vereceğini zannediyor olmanız. Korse kilo verdirmek için değil ama bebek çıktıktan sonra bol bir şekilde kalan karnınızı biraz daha sıkı tutup bu bölgeyi biraz güçlendirerek bebeğiniz için eğilip kalkmalarda kolaylık sağlamada, sezaryen olduysanız yara hattını korumada size fayda sağlayacaktır. Bu sebeple doğumdan sonraki süreçte de korseyi kolayca kullanabilirsiniz. Gebelik haftanız ilerlemeye başladı. İlerledikçe özellikle 30'lu haftalardan sonra karnınız kocaman olduğu için yukarıya doğru bir bası hissettiniz. Hatta ve hatta bu basının etkisiyle nefes almanız zorlaştı. Arada bir şu şekilde "oh" şeklinde nefes açlığı hissediyorsunuz. Hatta midenize de basıyor, mide yanması hissediyorsunuz. Derken bir gün uyandınız ve bütün bunlar geçmiş, karnınız aşağıya doğru inmiş. Oysa ki daha doğumunuzda da var. Hemen etrafınızdakiler size ne dedi? Senin karnın düşmüş, doğumun başlamış olmalı. Buradaki aslında kelime hatası var. Doğumun başlamış değil, doğumun yaklaşmış deselerdi doğruydu. Ama başlamış dedikleri için yanlış. Anne karnının aşağıya doğru düşüyor görünmesi, bebeğin başının ve pozisyonunun artık doğum hattına doğru ilerlediğinin, bu sebeple leğen kemiğinin içine girdiğinin göstergesidir. Bu genellikle 37. hafta ve üzerinde olabilir, doğumun yaklaştığının göstergesidir. Ama doğumun başlaması demek hemen az sonra, yani bir müddet içerisinde hemen doğuracağınız demektir. Kelimeleri karıştırmazsak doğru kabul edebiliriz. Buraya kadar anlattıklarım benim kendi günlük klinik pratiğimde hastalarımdan duyduğum ve bazılarını yeni öğrendiğim sorulardı. Şimdi isterseniz sizlerden gelen ve belki de beni şaşırtacak olan diğer sorulara geçelim. Bu soruyu duyduğum zaman gerçekten ben de şaşırmıştım. Demişsiniz ki gebenin karnı sivri ise eğer bu erkektir. Eğer yayvan yana doğruysa bu kızdır. Yani cinsiyete karar vermişsiniz. İnanın bana, yıllardır bu işi yapıyorum. Ultrasonda görürken bile bazen ben zorlanıyorum. Keşke dediğiniz kadar kolay olsaydı. Sadece karın şekliyle cinsiyete karar verebilseydik. Ama karın şeklinin cinsiyetle hiçbir alakası yok. Evet, eğlenceli, tahmin için etrafta sizi güldürebilecek, keyiflendirebilecek bir bulgu. Ancak cinsiyet aslında bakılırsa bebek anne karnına düştüğü anda belirgindir. Biz bunu ne zaman görürüz? 11-13. Hafta arasında. Kullanılan alet iyi, doktor tecrübeli, bebeğin de pozisyonu iyi ise cinsiyeti söyleyebiliriz. Ama biz genellikle 16. haftaya bırakıyoruz çünkü erken haftalarda yanılma olabiliyor. Ama siz yine de sivriydi, yayvandı diye devam edin, bakarsınız tutar, şansı zaten %50. Ben de spor yapmayı seven kadınlardanım. Haftada 2 gün sağlıklı yaşam ve dinç kalmak için spor yapmaya özen gösteriyorum. Sizler de anladığım kadarıyla gebesiniz ve merak ettiğiniz konu, peki gebeyken spor yapabilir miyiz? Gebeyken aktivite yapmanızda, spor yapmanızda herhangi bir sakınca yoktur. Ama kastettiğim büyük ve aksiyonlu sporlar değil. Mesela grup sporları gibi, basketbol gibi, futbol gibi şeyleri tabii ki önermiyoruz. Karnına çarpma, düşme ya da topun darbesine maruz kalma durumu var. Ama ne yapabilirsiniz? Birincisi mutlaka yürüyün. Zaten biz her gebeye günlük yarım saat 45 dakika, hatta arttırabildiği tempoda, arttırabildiği sürece düzenli yürüyüşü tavsiye ediyoruz. Yüzebilirsiniz, ödemlerinize, sırt, bel, eklem ağrılarınıza iyi gelir. 12. haftadan sonra pilates yapabilirsiniz. Leğen kemiği kaslarınızı kuvvetlendireceği için hem doğumda bize yardımcı olur hem de doğum sonrası idrar kaçırmaydı, sarkmaydı, bollaşmaydı gibi kadınsal problemlerin önüne geçmenizi sağlar. Bunun dışında hafif fitnesslar ya da hep süregelen yaptığınız sporlar varsa onlara devam edebilirsiniz. Ama unutmayın, kendinizi ve karnınızdaki bebeği koruyacak şekilde biraz daha kısıtlı.
Anne adayının karnının büyümesiyle beraber bebeğin yukarıya yaptığı basıyla akciğerler üzerindeki baskı nefes açlığına, mide üzerindeki baskı ise ağza acı su gelmesine ve reflü dediğimiz probleme sebebiyet verir. Siz zaten reflüden dolayı canınız sıkkın, yüzünüz ekşi bir şekilde otururken bir de size gelip derler ki ay bu bebek çok saçlı olacak, bak görüyor musun saçları çıktığı için nasıl da reflün var. Gerçek mi? Gerçekten bebeğiniz çok mu saçlı doğacak acaba? Aslında bakılırsa tıbbi olarak bunun hiçbir bağlantısı yok. Ama bebeğin saçlarının tam uzamaya başladığı haftalar ve ultrasonda görünmeye başladığı haftalar. Yine bebeğin büyüyüp yukarıya basıp reflüye sebep olduğu haftalara denk geldiği için böyle bir bağlantı kurmuşlar diye tahmin ediyorum. Ama tıbbi anlamda baktığımızda saç çıktı diye reflü olmaz. Reflü tamamen karnın büyüdü, bebek büyüdü ve midede bası var diye olur. Dişçilerin ve gebelerin kabusu. Gebelik esnasında diş ağrısı. Diş ağrınız var, dişiniz çekilmesi gerekiyor, dolgu yapılmalı ya da antibiyotik verilecek. Gebesiniz diye verilmemeli mi? Böyle biliniyor ama yanlış. Gebelikte diş de çektirebilirsin, uygun antibiyotik de alabilirsin, dolgu da yaptırabilirsin. Gebelik sırasında akciğer çektirmek gibi röntgen ışınlarından gebeler oldukça korkarlar. Oradan alınan radyasyonun bebeğe zarar vereceğini düşünürler ki bir noktada haksız sayılmazlar. Ancak birkaç tane akciğer filmiyle olacak şey değildir bu. Bir bebeğin radyasyondan zarar görmesi için en az 50 tane akciğer filmine maruz kalınıyor olması gerekir. Bu yüzden ihtiyacınız var ve doktorunuz uygun gördüyse röntgen çektirmekten korkmayın. Uykuyu sevenlerdenseniz bir boğa burcu olarak ben de çok severim. Gebelik esnasında uykuyu daha da çok sevenlerdenseniz korkunuz şu olacaktır. Gebelik uyku düzenimi bozacak mı? Gebelik bazı gebelerde uyku düzenini bozabiliyor. Neticede bedeninizde yeni bir canlı büyüdüğü için onun oluşturduğu baskıyla akciğerlerinizde, kasıklarınızda, bütün bedeninizde farklılıklar hissedebilirsiniz. Bu da reflüden tutun da nefes darlığına kadar, kasık ağrısına kadar problemler yapabilir. Eğer bunlar gece sizin başınıza gelirse de uykunuz maalesef ki bölünecektir. Gündüzlere uyku ekleyerek bu açığı kapatabilirsiniz. Bugün sizlere dilim döndüğünce gebelikte doğru bilinen yanlışları özetlemeye çalıştım. Eminim ki perifere doğru gittikçe daha küçük ilçelerde, daha küçük şehirlerde bunların daha niceleri vardır. Lütfen etrafınızdakilerin sevgi sözcüklerini kabul edin ama uyarılarını ve emin olmadan konuştukları şeyleri hafızanıza alıp da anksiyetenizi boşuna azdırmayın. Sadece doktorların, tıbbi kimliği olan kişilerin söylediklerine inanın ki mutlu mesut bir gebeliğiniz olsun. Sağlıklı doğumlar dilerim.